Evet arkadaşlar, geldik karışım problemlerine. Son yıllarda ya da eski yıllarda da çok fazla zaten soru gelmiyordu. Çok da fazla soru geleceğini düşünmüyorum. Kimyadan zaten birçoğunuz bunların hatırlıyorsunuzdur. Biz zaman kaybetmeden hemen başlayalım dedikten sonra başlayalım. Küçülttük kendimizi. Görüntülerimiz tamam. Adam ne demiş? Tuz oranı yüzde A olan M litre tuzlu su karışımında tuz miktarı nedir arkadaşlar? M çarpı A bölü 100. Diyor ki tuz oranı yüzde 40 olan 60 litre su. Öyleyse 60 çarpı 40 bölü 100'den tuz miktarımız nedir arkadaşlar? 24'tür. Adam bunu söylüyor. 60 litreydi. 24'ü tuzsa 60 eksi 24 eşittir. 36'sı da nedir? Sudur. Oldukça yoğun. Örnek vermiş aşağıda. Demiş ki şeker oranı %40 olan 60 litre şekerli suda 60 çarpı 40 bölü 100'den 24 litre şeker 30 tam benimkiyle aynı olmuş 36 litre su vardır diyor. Şöyle bir genel ifade vermiş. Karışımdaki çözünen maddenin yüzdesi. M1'in yüzde oranı, maddenin yüzde oranı A bölü 100, B bölü 100 ise M1 çarpı A bölü 100, M2 çarpı B bölü 100. Yeni karışımın yüzde oranı X, M1 artı M2 bölü 100 ifadesiyle bulunur. Peki gelelim alttaki soruya. Adam ne demiş? Şeker oranı yüzde 40 olan, bakın şeker oranı yüzde 40 olan meyve suyu. Bunun adı ne arkadaşlar? Şeker. Şekerli meyve suyu ile şeker oranı %25 olan 200 litre meyve suyu ne yapılıyor? Karıştırılıyor. Bunun adına ne arkadaşlar? Yine şeker. Giren şeker, çıkan şeker, eklenen şekerse yeni bir madde miktarı yok. Öyleyse 300 artı 200 çarpı şekerin yüzdesi bölü 100. Sen gittin, sen gittin, sen gittin. Şurası ne yaptı arkadaşlar? 500x eşittir 40 çarpı 300 artı 25 çarpı 200 sıfırlar gitsin, sıfırlar gitsin. 5x eşittir 120 artı 50. 5x eşittir 170. Her tarafı 5'e bölersek adamın istediğini ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. O da 34 çıkar. Devam edelim. Ne demiş? Tuz oranı %60 olan, özür dilerim, tuz oranı %20 olan 60 litre tuzlu suya. Bakın. 60 çarpı 20 bölü 100. Bunun adı ne arkadaşlar? Tuz. Tuzlu suya içindeki tuz miktarı kadar saf tuz eklenirse elde edilen yeni karışımın tuz oranı nedir? Kendisi kadar yine tuz ekleniyor. Ne kadar? Tuzumuz 12 mi? 12 gram tuz daha ekleniyor. Eklenen de tuz olduğu için 100 bölü 100 eşittir. 60 artı 12 çarpı x bölü 100. Bu da tuz, bu da tuz. Yüzler gitsin. Ne geldi burası? 1200 artı 1200 eşittir. 72 çarpı x. 2400 bölü 72 eşittir x olur. Bölersek arkadaşlar 33,3 devrediyor. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğinde verilmiş. Adam ne demiş? Şeker oranı %30 olan 40 litre şekerli suya bakalım. Bunun adı ne arkadaşlar? Şeker mi? Şeker miktarını bulduk. %30'u şekerse bu kadarı şekerdir. 40 litrelik şekerli suya 10 litre saf su konuluyor. Ne konuluyor arkadaşlar? 10 litre su konuluyor. Buna göre yeni karışımın şey oranı nedir diyor. Su oranı nedir diyor. Öyleyse 10 eklendi. 40 litre vardı. Çarpı x bölü 100. Adam neyini istiyor bizden? Su istiyor. Ya diyorum ki ben şekeri bir bulayım. Suyu bulmak kolay. Bakın giren şeker, çıkan şeker, yabancı kim su? Bunun derişimini 0 bölü 100 alalım. Sen gittin. Senle sen sadeleşirsin. Ne gelir burası?
30 çarpı 40 eşittir 50 çarpı x. Sen gidersin, sen gidersin. Burası nedir? 6. X eşittir nedir arkadaşlar? 24. Bu 24 nedir? Benim için şekerdir. Sorun var mı? Peki arkadaşlar, 100'den 24'ü çıkartırsak 76'sı ne olur? Su olacaktır. Devam edelim. Alkol oranı %60 olan 80 litre alkol su karışımına bakalım. Alkol. Bunun adı ne arkadaşlar? Alkol. Alkol su karışımına. 40 litre su. 40 litre su. 30 litre alkol eklendiğinde yeni karışım ne olur? 80 vardı elimizde. 40 eklendi. 30 eklendi. Çarpı x bölü 100. Adam neyi soruyor? Alkolü soruyor. Bakın. Alkol girmiş, alkol çıkmış. Yabancı kim? Su. Bunun derişimi ne olacaktır? 0 bölü 100. Alkol girdi, alkol çıktığı için bunun derişimi %100 olacaktır. Sen gittin, sen gittin, sen gittin. Düzenlersem. 60 çarpı 80 artı 100 çarpı 30 eşittir. Ne gelecektir arkadaşlar? 150 çarpı x. Bir sıfır buradan, bir sıfır buradan, bir sıfır buradan gitsin. 480 artı 300 eşittir 15 çarpı x. Burası ne yapacaktır? 780 eşittir 15 çarpı x olacaktır. Her tarafı 15'e bölelim. Her tarafı 15'e bölelim. X eşittir 52 çıkacaktır. Devam edelim. Adam ne demiş? Asit oranı %40 olan 60 litrelik suya ne kadar sirkeye ne kadar daha asit eklenirse bakın. Asit oranı %40'mış bölü 100. Bunun adı ne? Asit. Sirkeye ne kadar daha asit eklenirse yeni karışımın asit oranı %60 olur. 60 vardı. X daha eklendi. Bölü 60 bölü 100. Adam bunu soruyor. Bu da nedir? Asit. Giren asit, çıkan asit öyleyse 100 bölü 100 yazabilirim. Aynı olduğu için sen gittin, sen gittin. Buradaki sıfırlar gitsin. Tamam, gitsin. Burası ne oldu arkadaşlar? 240 artı 10x eşittir 360 artı 6x. Buradan 4x eşittir 120. X ne gelecektir arkadaşlar? 30 gelecektir. C seçeneğinde bize verilmiş. Kendimizi büyütelim. Evet arkadaşlar, karışımla ilgili de sorularımızı yaptık. Bizi beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.